Müteşabih ayetler müpemleştirilmek suretiyle hani yani bundan Müslümanların aklını imanını karıştırmayı mı amaçlıyorlar ki böyle izahlara başvurmuşlar? Zaten öyle olduğu belli yani. Ne? Yani asıl mesele şu. Dikkat ediyorsanız artık Müslümanlar problem çözemiyorlar. Şimdi daha önce de söylemiştim, biliyorsunuz bu namaz vakitleri konusunda kutup bölgesine gittik. 45 derece enlemin kuzeyinde 4 kere gözlem yaptık. Şimdi oraya gidince orayı ayrıntılı olarak anlatan ayetleri, hatta orayı da değil tüm dünyayı, dünyanın dünya ile ilgili, matematik, coğrafya ile ilgili, astronomi ile ilgili çok sayıda ayetler bulduk. Muhteşem bir sistem ortaya çıktı. Bu metottan dolayı, yani Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği müteşabih kavramından dolayı. Birisi bana telefon açmıştı. Geçen de söyledim. Yani adını söylediğini hepiniz tanırsınız. Ya hocam işte seni bir dinleyeceğiz. Konuyu bize bir anlat. Tamam, olur, anlatırım dedim. Dedim ya, o kutup bölgesine eğer Kur'an'la gitmeseydik ya, eli boş dönerdik. Ya hocam ben de senin bu şeyini kabul edemiyorum. Kur'an'da bir şey yoktur ya. Haklı bu. Niye biliyor musunuz? Ben bunu şey yaptım ya, bu fişi başka yere takarsan, bu bilgisayarı çalıştırabilir misin? O bilgisayar çalışmaz ya. Ya sen tabii ki elektriksiz çalışır mı? Fişini götürmüş, burnuna takmışsın. Çalışır mı kardeşim? Şimdi şeyde, ben mesela en çok şaşırdığım olaylardan bir tanesi, çanta radyolar çıkmıştı. İlk defa görüyorum. Şimdi bizim bir radyomuz vardı. O kadar çok bakmışımdır ki, o şarkıcıları nasıl göreceğim o şeyinden eski, o bataryalı radyolar vardı, hatırlarsınız. Hiç göremedim tabii. Dedem de bırakmazdı, yoksa eğer dedem bıraksaydı çoktan onu söker bakardım içerisine, ama bırakmıyordu tabii. Bizim evde olsaydı sökerdim. Şimdi bir gün baktım ki adam birisi elinde şey yapıyor, Allah Allah, çalıyor şey radyo, hiçbir yere bağlantısı yok. Çok şaşırmıştım yani orada. Şimdi öyle bir çanta radyomuz oldu galiba, neyse şimdi tam hatırlamıyorum, çok eski bir zaman. Şimdi dedemin yanına gittim. Dede dedim, bak. Şimdi dedim, bunun fişini kulağıma takacağım, çalışacak. Hadi git oradan dedim. Dalga geçecek başka adam bulamadın mı? Çalışır mı dedi. Şimdi ona bir fiş taktım, bir de kulağıma taktım. Bastım, çalıştı. Ulan bu ne biçim bir şey? Bunda bir oyun var ama dedi. İşte dedem çok çabucak öğrendi, anladı burada bir oyun olduğunu da. Ya kulağına takmakla çalışmaz dedi, beni kandırma dedi, burada başka bir şey var dedi. Şimdi bunlar kulaklarına takarak çalıştırıyorlar, çalışmaz kardeşim. Çalışmaz. Evet.